Dilim damağım kurudu be. 2 saattir yoldayız. 170-180 kilometre falan yol yaptık. Gidiyoruz. Bugün güzel şeylerden bahsedeceğiz. Değişik şeylerden bahsedeceğiz. Biraz motosiklet, biraz hayattan bahsedeceğiz bugün. Ama öncesinde güzel bir kahve içeceğimiz bir yer bulalım. Bir su mu kahve bir şeyler içelim. Sonra kahveden sonra yolda görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, çay çorba işleri tamamdır. Molamızı verdik. Şu arkadaşı şöyle yapalım. Camı bir yükseltelim. Sıra nerede? Sıra sizin görüntü kalitenizi HD'den Full HD'ye. Şöyle bir şey var bu arada. Aa, 101'de miydi? Yok. BİM'de sanırım. BİM'de satılan kask temizleyici. İşe yarıyor gibi. Bakın şurada şey var. Pislik var. Gördünüz mü? Hop gitti. Şöyle oldu. HD'den Full HD. Biraz daha silelim. Şöyle. Birazcık şeyin tüyleri kalıyor ama tabii bez değil. Şurasını da silelim. Buralar zaten kalacak. Oralarda bir işimiz yok. Şurayı şöyle silelim. Aynen. Şu an 2K'ya çıkardık görüntü gençler. Hoppa, tamamdır. Şunu. Deneme 256. deneme. Biz çay kahveyi içtik. Vizörlerimizi, camımızı size HD kalitesinden Full HD'ye, hatta 2K'ya çıkaracak şekilde sildik ve düştük yollara. Gelelim bugününkü konuya. Bugünkü konu ucundan biraz motosiklet, biraz da hayattan bahsedeceğiz. Başarıdan bahsedeceğiz. Hayat ve başarıyı nasıl tabii motosiklette bağdaştıracağız? Şöyle bağdaştıracağız dostlar. Şimdi motosiklet eğitimi alan arkadaşlar bu eğitim sürecinin bir yerlerinde şeyi duyarlar. Motosiklette nereye bakarsan oraya gidersin konusunda bahsedilir bu süreç içerisinde. İşte bana sorarsanız hayattaki konu da bu. Başarının anahtarı demeyelim de başarıya giden yollardan bir tanesi bu. Ne demek oluyor motosikletteki bu bakışla hayattaki bakış? Ben şöyle değerlendiriyorum. İşte hepimiz demeyelim. Bu kanalı izleyenlerin büyük çoğunluğu öyle tahmin ediyorum ki çalışan kişiler. Kimisi özel sektörde çalışıyor, kimisi kendi işini yapıyor. İşte odur budur bir şeyler yapıyor insanlar. Başarılı olmak için, para kazanmak için çalışıyorlar. İşte olay yol ayrımı da burada başlıyor aslında. Şimdi bana sorarsanız ki bu görüş benim, yani bu benim kendi fikrim değil. Okuduğum, dinlediğim içeriklerden size bu şu kısmı aktarıyorum. 3 tip insan modeli varmış. Bunlardan bir tanesi yaptığı işi seven insanlar, sevmeyen insanlar ve sevmediği işi sevecek kıvama getirip yapan insanlar diye. İşte eğer sevdiğiniz işi yapıyorsunuz zaten anlatacaklarım çok da sizinle ilgili değil. Ama yaptığınız işi sevmiyorsanız işte durum burada biraz bulanıklaşıyor. Bulanıklaşma dediğim şu, yani bir şirkette çalıştığınızı varsayın. Yaptığınız işi sevmiyorsunuz ama bir şekilde tahammül ediyorsunuz diyelim. Durum şuna geliyor. Evet, işinizi yapıyorsunuz. Ay sonuna geldiği zaman maaşınızı da alıyorsunuz. Burada hiçbir problem yok. Ama şirket içerisinde kendinizi geliştirmek, başarı çıtanızı yukarı çekmek, pozisyonunuzu daha iyi yerlere çekmek biraz zor oluyor. Tabii bu hepsi göreceli şeyler. Bunu o anlattıklarım benim işin bencesi, yani kendimcesini anlatıyorum ama sevmediğiniz bir işi yaptığınız zaman başarılı olma kısmı biraz zor oluyor. Bir şekilde işi, yani şöyle düşünün, neyle uğraşıyorsunuz mesela? Örnek veriyorum, ziraatle uğraşıyorsunuz ya da tarımla uğraşıyorsunuz diyelim. Tarımla uğraşırken sevmiyorsunuz tarımla uğraşmayı mesela ama teknolojiyi seviyorsunuz. İşte burada ne yapılabilir mesela? Teknolojiyle tarımı bir araya getirebilirsiniz. Tabii bu teknolojiyle tarımı bir araya getirme konusu çok basit bir konu değil. Biraz her şey finansla alakalı, parayla alakalı konular ama ölçülerinizin el verdiği şekliyle
tarımı ve teknolojiyi bir araya getiriyorsunuz ve işinizi sevilebilir bir kıvama getiriyorsunuz. İşte bu zaman bu şekilde bir miktar iş daha çekilebilir oluyor ya da daha geliştirilebilir oluyor. Çünkü bu sefer işinize verdiğiniz emek ya da harcadığınız zaman artıyor. Bu da size zaten daha başarılı bir iş hayatı getiriyor. Ya da başka bir örnek de verebiliriz. Örnek veriyorum, ne yapıyorsunuz? Pet shop'unuz var. Salladım tamamen. Pet shop'unuz var. İşte YouTube'a içerik üretmeyi seviyorsunuz. Yani bu işlerle uğraşmayı, editlemeyi, kesmeyi, biçmeyi, işte sosyal etkileşimde bulunmayı seviyorsunuz. Ne yapacaksınız? Yaptığınız işi mesela YouTube'da çekin, anlatın. Ha, bunları çekerken kaygınız şu mu olmalı? Ya işte çok abonem olsun, para kazanayım bilmem ne gibi şeyler kaygınız olmadığı zaman zaten bu içerikleri de rahat rahat üretiyorsunuz. Kafanıza göre üretiyorsunuz. Ne oluyor bu sefer? İşte farklı içerikler üretmek için iş modelinizi geliştiriyorsunuz. İşinize ilgili araştırma yapmaya başlıyorsunuz. Dolaylı olarak işte sevdiğiniz bir işle kendi işinizi birleştirip daha sürdürülebilir, daha başarı yolu açık bir model oluşturuyorsunuz. Böyle olduğu zaman da başarı kapısı biraz daha açılıyor. Yani demem o ki, kafa ne tarafa dönükse vücudun da o tarafa dönük olması gerekiyor. Kafa şu, keyif aldığınız, zevk aldığınız işler, vücut da zorunlu olarak yapmanız gereken işler gibi düşünün. İşte ikisi de aynı yöne bakıyorsa yaptığınız işte 2 adım, 3 adım, 5 adım neyse ileriye gitmeniz için yolunuz da açılmış oluyor arkadaşlar. Bence yani bizim ülkemiz için konuşuyorum. Bizim memlekette çalışan insanların, bana sorarsanız, bu araştırmalarıma dayanmıyor tabii ki, %70'i 80'i sevdiği işi yapmıyordur. Yani siz yorumlar kısmına yazın, aşağıya yazın, orada da konuşalım. Kimler sevdiği işi yapıyor? Çok merak ediyorum. Yani sevdiğiniz işi yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Ya da sevdiğiniz işi geliştirmek için ne yapıyorsunuz? Yani sevilebilir hale getirmek için bir şey yapıyor musunuz? İki farklı iş modeli düşünün, bunları birleştiriyorsunuz ve sevmediğiniz işi sevilir bir hale getiriyorsunuz. Böyle bir durumunuz varsa bunları da aşağı yazın. Aşağıda bir tartışalım, konuşalım arkadaşlar. Durumlar böyle. Ben yine yollardayım, yine manzaralı yollardayım. Hava sıcaklığı biraz arttı ama yine de tahammül ölçüleri içerisinde şu an. Kaydın ilerleyen kısımlarında, daha doğrusu içeriğin ilerleyen kısımlarında ekleyeceğim bir şeyler olursa açarım kaydı, ekleriz. Sizi birazcık yol manzaralarıyla bırakayım diyeceğim ama burada da pek bir manzara da yok ama ilerleyen kısımlarında tekrardan bir kayıt açarız. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Sevdiceklerim, bal böceklerim, peteklerim. Biz gidiyoruz şöyle. Sevdiğiniz iş modelini birleştirme kısmına bir örnek daha, proposta değişik bir örnek daha.